Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavuklu bir yemek yapacağız. Adı kapama. Genelde bunu pirinçli yapıyorlar. Ama ben bugün değişik olsun diye bulgurlu yapacağım. Bunun için malzemelerimiz 4 tane tavuk budu, 1 tane kırmızı biber, 2 bardak bulgur, pilavlık bulgur, 3 tane soğan, çeşitli baharatlar, tuz, karabiber, kırmızı pul biber, toz kırmızı biber ve kimyon, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay bardağı yağ, 3 tane patates kalın doğranmış ve de 2 bardak bulgura ben 3,5 bardak su kullanıyorum. O da yarısı su, yarısı tavuk suyuyla. İlk önce tavuklarımızı haşlıyoruz. Daha sonra kademeli olarak da bu yemeği yapacağız. İlk önce kısaca bahsetmek gerekirse soğanını, biberini ve hafif bulgurunu kavuraraktan bir alt zemin hazırlıyoruz tepsinin altına. Bu fırında pişen bir yemek olacak ve daha sonra üzerine tavukları dizip fırına göndereceğiz. Bu kadar. Şimdi yavaş yavaş yapmaya başlayalım. Şimdi öncelikle yağla soğanımı, biberimi kavurup geliyorum. Evet, yağımı koydum, kızdı. Soğanlarımı atıyorum. Şimdi bunlar biraz dedim, iyi bir kavrulacak. Hani normal yemek yapar gibi. Güzelce ne kavuralım. Evet, soğanlarım kavruldu. Şimdi içine biberlerini koydum. Biberleri de şöyle bir iki karıştırdıktan sonra içine salçamı ilave ediyorum. Salçamla biberler, soğanlar özleşene kadar karıştırıyorum. Ve şimdi karıştırdıktan sonra 2 bardak pilavlık bulgurumu ilave ediyorum. Bunu da şöyle güzel bir kavuruyorum. 1-2-3 dakika daha kavurduk mu ocağı söndürüyoruz. Ben de baharatlarını söndürdükten sonra koyacağım. Daha iyi oluyor bence öyle. Şimdi ben bunu 1-2 dakika kavurup geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi kavurdum, geldim. Şimdi sırasıyla tuzunu, kimyonunu, toz kırmızı biber, pul biberi ve karabiberini koyuyorum. Güzelce birbirine harmanlıyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bunlar benim için önemli. Şimdi bunu ısıya dayanıklı bir fırın kabımıza döküyorum. Bunu güzelcene yayıyorum. Ben bunu düzleyip geliyorum. Evet, güzelce düzelttim. Fırınımı da bu ara 175 dereceye ayarladım. Şimdi butlarımızı böyle koyuyorum. Ben derilerini çıkarttım. Biz pek deri sevmiyoruz. Bunu kırmızı etle de yapabilirsiniz. Nasıl diyeyim? Yani didiklenmiş etle de olabilir. Tamamen bu sizin zevkinize kalmış. Tamamen sizin zevkinize göre kalmış. Benim böyle butlarım vardı. Onları kullanmak istedim. Nasıl yapacağım? Pardon. Böyle sırayla dizdim. Şimdi ben bir ellerimi silip geliyorum. Evet, şimdi patateslerimizi de aralarına. Ya, patates zevkinize kalmış. İster koyun, ister koymayın. Ama ben hem güzel gözüküyor hem de çocuklar da seviyor patatesli olan şeyleri. Gerçi bunu benim çocuklarım seviyor da. 3 tane patates doğramıştım ben. Onları koymayacağım. Bu kadar yeterli bence. Burada da
2 bardak pirince 3,5 bardak su var. 2 bardağı tavuk suyu, 1,5 bardağı da normal su. Şimdi bunu döküyorum. Evet. Şimdi bunu üzerine ben yağlı kağıt koyacağım. Yanmasın çabuk tavuklar diye. Çünkü bulgur kendini biraz toparlasın diye. Daha sonra baktık gördük, bulgur evet toparladı kendisini. Yani pişti. Ondan sonra yağlı kağıdı çıkartıp tavukların üzerine kızartırım. Siz de öyle yaparsınız. Şimdi ben bunu yağlı kağıtla doğru fırına gönderiyorum. Evet, yemeğimiz pişti. Gördüğünüz gibi üzerine biraz maydanoz sepeledim ve nefis bir akşam yemeği diyelim. Kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı bekliyorum. Bildirim zilini de açarsanız çarçabuk benim yemeklerimden haberdar olursunuz. Bugünlük bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Desteğinizi bekliyorum. Şimdilik iyi akşamlar.